Merhaba arkadaşlar. Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerin adına da niyetlendim arkadaşlar. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecek. Hep birlikte dinleyelim. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümüne bastığınız zaman işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Buket Hanım diye soruyorsunuz. Buket de Kahve Falı Instagram hesabından ve aşağıda bıraktığım link üzerinden bana ulaşım sağlamanız mümkün. Şimdi pozitif enerjilerimi gönderdim. Fincanımı açıyorum. Sizlere de tabii ki de göstereceğim fincanımı. Bakalım bize bugün neler söylüyor fincan. Evet. Şöyle beklediğiniz bir haberiniz de var. Şöyle yani özellikle bakın 1 2 3 4 yukarıya doğru giden sürekli yollar, yeni kararlar, hatta bir tanesinde bir iki kişi konuşuyor, sonrasında bir iki kişi daha katılıyor. 4 kişinin orta yolu bulma adına konuşmaları var. Diğerinde ise bu 4 kişi, E harfi çok baskın. 4 kişi olmuş çok kişi. Birçok kişinin dahil olduğu bir konuşma, bir karar, bir yol anlaşması, bir şekilde bir anlaşma için karşılıklı konuşmalar halinde olduğunuzu görüyorum. Bu sizin geçmiş tarafınız arkadaşlar. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Bu karışıklıkla kesinlikle mücadele edilmiş. Bir pintilik söz konusu. Yani bir parayı eline kucağına almış, çok değerli gibi davranan bir kişi var. Bu hani yaşanılan miras davaları falansa odur. Ya da partnerler arasında pinti, yani maddiyatı çok değer veren biri o. O şekilde çıkmış. Şimdi bir kere tabii ki de kendi düşüncelerinizi ciddi anlamda savunmaya çalıştığınızı görüyorum. Bir çapa atılmış, üç başlı bir çapa. Üç konuyla alakalı kendinizi bir savaş içerisinde düşünebilirsiniz. Yani bir şeylerle mücadele etmek zorunda kaldığınızı görüyorum. Sonrasında burada iki kişi sanki bir hemfikir olunmuş, üçüncü kişiye beraber dönüş yapılıyor gibi görüyorum. Şimdi bugününüzün geldiğim noktası ise bir ay öncesinde bir dava düşünmesi, sonrasında bu dava ile ilgili bir yola gidilmesi, önümüzdeki bir aylık sürecinde davanın devam etmesi. Yani bu dava dediğim şey, yolla alakalı olarak gördüğüm şey, maddiyatla alakalı, belki bir tayin, belki bir yani sınav belgesi, sınav vesaire olarak değerlendiriyorum ben bu evrak diye gördüğüm durumları arkadaşlar. Tabii ki de mahkeme olması da mümkün ama illa mahkeme diye değerlendirmeye de gerek yok. Bununla alakalı bir yola gidilecek, sanki bir gelecekle alakalı belki de düşünülen yol burası. Ama bir parayla mevzu olan sınavdır. Sınavını geçersen iyi bir işte çalışabilirsin. Bir mahkemedir. Bu mahkemeyi alırsan tazminatını alırsın ya da mirası bölüşürsün gibi değerlendirin. Ya da bildiğiniz tayindir. Gittiğiniz yerde daha fazla maaş alacaksınızdır. Budur ama sonu paraya değiyor diyebilirim. Bir aylık bir sürecinizde fikir çatışmaları yaşayacak olduğunuzu çok net görüyorum. Ama sonrasında davayla alakalı bazı şeyler netlik kazanacak her şeyden önce. Bu sizin birazcık yüreğinize su serpecek. Geçmişteki kargaşa ve gelen müdahalelerden ziyade gelecekte böyle bakın, şimdi iki kişi var mesela, kökleri bir iki baş şeklinde çıkmış. Şimdi bir ilişki yaşanabilir. Bu ilişkiye dair etrafın onayını almaya çabalıyor gibisiniz. Kendinizi etrafınıza kanıtlamaya çabalıyor gibisiniz. Sanki insanlar aman ha dikkat et, zaten geçmişte ağzın yandı. Sen de sana söylenenden emin ol. Yani yalancı mı, doğru mu söylüyor, dürüst mü davranıyor, bir bil der gibi çevreye de sahip olduğunuzu görüyorum. Bu bir ortaklık ikili ilişkisidir belki, ya da arkadaşlar bir birlikteliktir, bir ilişkidir. N harfini çok net görüyorum. Bir üç rakamı var. Bunlar Mart ayında netleşecek. Siz iki kişi, bir kişinin, özellikle iki kişinin bir birlikte olup bütün olduğunu, bir kişiye ait de sanki ısrarla kendinizi kanıtlamaya çalışıyor gibi çıkmışsınız. Bu meselenin hemen sonrasında bir de oraya girecek bir para mevzusu var. Şimdi kendinizi güçlü hissettiğiniz bir durum yaşanacak. P harfi var orada gördüğüm. Y harfi var. 3 rakamı var. Mart ayı içerisinde. Şimdi karşınızdaki insanın sırtında, omuzlarında duran biri var bir kere. Yani siz aslında iki kişiyle mücadele ediyor gibisiniz. Orada bir kadının müdafaa ettiği,
Hatta bir kadının ya da müdahale ettiği, yani orada bir kadın eli var. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ama sonrasını aydınlığa değiş. Yani bir tatravali var. Tatravalinin bir tarafı bir kere çok ağırlıkta kalmış artık. Yani ağırlığı olan bir durumun artık netleşecek. Hani o yola gidecek bir şekilde o yönleniyor. Ve siz onu yaşamaktan başkası çareniz yok. Değişip dönüşecek olan her neyse sizin de yaşamayı kabul etmek zorundasınız gibi bir ibare var orada. Şimdi bu iki kişiye karşı kendinizi güçlü hissettiğinizi görüyorum. Bir savaş içerisindesiniz. Orada bir kadın eli var. E harfi çıkmış. Hatta bir kadın ve bir erkek o. Erkek kadını sırtlamış gibi. Mücadele etmeniz gereken iki büyük insan var önünüzde. Patronunuzdur, eşidir bilemedim. Ya da bizzat anne babanızdır bilemedim. Ama sizi bekleyen bir mücadele var. Ama sonrasında artık hani orada dediğim gibi tatravali o kadar ağırlıklı bir yere meyletmiş ki onun geri dönüşü yok. Ha ne var? Sizin istemediğiniz şekilde dahi yönlenmiş olsa da sizin orada bir ferahlamanız var. Hani mevzular bitti artık, oh be kafam rahat artık önüme bakarım ne yaşayacağımı bilirim. Belirsizliklerin sonlanacağı aslında orada var arkadaşlar. Yani bir geleceğe dair geçmişle kıyasladığımda çok daha ferah. Bir yola gitmek istiyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar bolca akıl veriyor. Yani çok da dinlemeyin derim. Çünkü fikirler geldikçe daha da bulanıyor orası. Hatta bir kişi var çok da iyi niyetlerle de fikir söylemeyecek gibi. Hani orada sizin iç huzurunuz için kendi iç dünyanızdaki o mesajı almanız lazım. Siz her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Birilerinin emri altında kalmak zorunda değilsiniz. İç sesine dön der gibi bir şey o aslında gördüğüm. Sonra gördüğüm şey sizin kazandığınız bazı şeyler var. Yani buradaki partnerlik sonrasında iki büyüye kendinizi ikna etme ve artık olayları kabul etme sonrasında siz tek görüyorum burada mesela sizi mücadele ederken kendi hayatınızı yönlenmeye yoğunlaşmış olarak görüyorum. Hani biriyle beraber aşk yaşayayım ya da işte ortaklıkla devam edeyim şeklinde değil de siz iç dünyanızla alakalı bir savaşa doğru gidiyor gibisiniz. Bu savaş sizi ferahlatan bir savaş yani. Savaş kelimesi biraz sert oldu galiba ama kara kaş kara göz bir insanın oradan sizi izlediği kesin. O yüzden de şunu söylemek istiyorum. İç dünyanıza yönelin. İç sesinizi dinleyin. Size orada fikirler verdikçe birileri kafanız daha da karışıyor. En iyi yol bildiğin yoldur misali. Sen bildiğini yap lütfen der gibi bir mesajı var falımızın. Bakalım şimdi tabağımız bize neler söyleyecekmiş. Onu da sizlere göstererek anlatacağım. Süzülmesini bekliyorum. Bir 4 ay 5 ay sonramızda neler olabilir? Buna dair bilgiler var burada. Evet. Şimdi bu karışıklık, bu hanenizin içindeki laflar, sizin artık aldığınız yoldan sonra gidişatınıza dair yapılacak olan dedikodular. A harfi, M harfi var. S, Ş harfleri de aşk tarafınızda duruyor. Sanki bir Ş harfinden, S harfinden gelecek bir haber bekliyorsunuz. Bu haber doğrultusunda ya da sanki öylesi bir insan sizi biriyle tanıştırıyor. Koç burcu olabilir, boynuzlu bir kişi. Daha doğrusu aranızda bir koç ifadesi var. Erkeğe yakın. Dolayısıyla koç burcu erkekle bir birliktelik yaşanabilir ilerisi için. En azından aş tarafınızı burada sizi biriyle beraber görüyorum. Hayat mücadelenizden sonra bu verdiğiniz kararlar ya da bazı arınmalar yaşadıktan sonra belki de partneriniz eşinizdir ya da koç burcu sizsinizdir. İkinizin ortasında duruyor. Dolayısıyla bir birlikteliğiniz var. Orası biraz daha aydınlanmış. Y harfi görüyorum erkek tarafında yine. Y, T olabilir ve Koç burcu. Güzel bir aile tablosu orada. Yani siz bir şeylerin başlangıcını yapacaksınız. Bu başlangıç sonrasında adınıza iyi olacak. Ben sizi 4 ay sonranıza sizin adınıza güzel bir ilişki başlangıcının olduğunu görüyorum diyebilirim bu fala bakıp. Gelelim iş tarafına. İş tarafında bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Yani ikilemde kalınmış, kendinizi çıkmazda hissettiğinizi görüyorum. Ama burada iç sesinizden uzaklaştığınız için yaşamışsınız gibi sanki. Z, N harfleri mümkün, S harfleri mümkün. Bakın şimdi burada artık netleşip boynunuzun şuraya doğru eğildiği bir durum var.
Yani burada başladığınız bir kancayla N, S, M harfleri var, N harfleri var. Bir hani yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Yan yollar var, arkanızda laflar var ama siz ondan sonrasında dimdik durup boynu da hatta aileye daha hatta şurada biri daha var karşılıklı konuşuyorsunuz. Şimdi bu işe başlarsanız var olan işiniz her neyse mücadele ederseniz bu harfler içeren kişilerle konuşmalarınız var. Kafanızın bir noktada karışacak olduğunu çok net görüyorum. Ama insanların laflarını arkaya alıp ben mücadele edeceğim, ben başarabilirim deyip de kendinizi güçlendirdiğinizi görüyorum orada. Ve başınızın hemen yanı başında dışarıdan gelen, hatta aileden galiba, yani aile iş dışından biri ile konuştuğunuzu, bu insanla beraber konuşurken de bir ferah erdiğinizi görüyorum. Belki size verilecek olan bazı öneriler var. Bu önerilere ihmal etme, bir kulak ver, sana doğruyu gösterebilir. Tecrübelerini anlatıyor belki karşınızdaki insan. Ailede bir A harfi var. İşle ilgili size de sanki ailenin büyüğüymüş gibi. Birileri bir şeyler söylüyor ama siz orada iyi olacaksınız. Önünüzde yükünüz çok, iş tarafı için söylüyorum bunu. Hani belki sorumluluğunuz artacak ama bu da size para kazancı sağlayacak diyebiliyorum çok net bir şekilde. Ailedeki o dedikodular sizin artık bazı sıkıntılı süreçlerinizi aşıp üstesinden geldiğiniz için bak maşallah demiyorlar da bak bak sen der gibi konuşuyorlar. Maalesef bu gibi insanlar çevremizde olabiliyorlar biz istemesek de. Onun dışında aileyle alakalı iki kişinin bir konuşma yaptığını görüyorum. Sanki böyle bir mahkeme, bir yüzleşme, yani orada bir konuşma. Teyzeyle annedir, dayıyla annedir ya da amcayla babadır bilmiyorum. Onlar aile fertleri, geniş aile olarak görüyorum. Sizin ailenizin, hanenizin içindeki bir kişinin konuşma yapması bu. Bir mevzusu var A harfi arkasında hemen. Onunla alakalı bazı bir yükten kurtulacak bu konuşmayı yaptıktan sonra. Kendisini iyi hissedecek olarak görüyorum yani. Arkadaşlar sanki var olan düzenimi bırakıp da buralara geldim, yeni kararlar aldım ama hani bir bilinmezliğe mi gidiyorum diye bitirdiğimiz fincanı tabağınızda diyor ki evet iş olarak belki yükün artacak ama bu sana para geliri de sağlayacak. O yüzden git aşk tarafınıza gördüğüm zaman da zaten koç burcu bir erkek ya da bir kadın da olabilecek dediğim biriyle beraberliğinizin güzel ilerleyeceği, bir aile bütünlüğünün devamlılığı olacağını, hayatınızda birileri yoksa biri girer. Eğer hayatınızda biri varsa da var olan sorunlar artık rayına oturduğu için ve bu işlerle yoğunlaştığınız için belki hanenize vakit ayıramıyordunuz. Orada artık vakit ayırabildiğiniz mutlu bir aile tablosu görüyorum. Bunu da bildirmek isterim. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Öncelikle çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kanalıma destek olabilmek için abone olabilirsiniz. Aşağıdaki yani zile bastığınız zaman ve tümünü işaretlediğinizde de gün içerisindeki videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buketle kahve falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlamanız mümkün. Ve bir link paylaşıyorum artık. O link üzerinden de bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Benim görebildiklerimi ben sizlere rehberlik etmeye çalışıyorum. Yoksa geleceği Rabbimden başkasını bilmediğinin bilen, bunun bilincinde olan insanlarız. Hem bakan ben hem dinleyen sizlerin böyle olduğundan eminim. Dolayısıyla yorumlar bazen uyarıcı olabiliyor bazı yorumlar. Saygı duyuyorum ve zaten Rabbimin bildiğini hepimizin bildiği için de hani çok o kısma takılmıyorum. Zahmet etmesinler yani aslında. Bunun dışında arkadaşlar ben her sabah 10 akşam saat 7 şeklinde iki defa video yüklüyorum ve büyük boy fincan kullanıyorum. Eleştirilerinizi ve önerilerinizi de her zaman açığım. Kalbi güzel insanlardan çok güzel yorumlar da alıyorum. Burada bir emek veriyorum. Evet ama emeğimi karşılığını sizlerden yeterince alıyorum. İyi ki sizler de varsınız. Bu kitabın çok pozitifsiniz. Ses tonunuz çok neşeli, eğlenceli, güzel geliyor diye söylüyorsunuz. Böylesi yorumlar alıyorum. İnanın çok mutlu oluyorum. Benim enerji kaynağım sizlersiniz. Sizlerle beraber bu yolda devam etme kararı alıp ilerliyorum. Çizgimi bozmamaya çalışıyorum tabii ki de. O yüzden bazı yorumlar için şunu söylemek istiyorum. Yani ben eleştirilere, önerilere açığım ama hadsizliğe değil. Yani burada benim bir çizgim, bir üslubum var. Bu üslubun dışındaki gelebilecek her türlü kaba söze ve davranışa kapalıyım. Bu hakkı tanımıyorum aslında karşı tarafı. Hayatımda da tanımadığım için burada da tanımak istemiyorum açıkçası.
Sağlıkla sınandığımız şu günler bir an önce geçsin diye ben de duacıyım. Önemli olan sağlığımızın yerinde olması. Onun dışında su yolunu bulacak arkadaşlar. Sadece biraz sabır, sadece yarınlar için umudunuzu yitirmeyin. Gardımız her zaman umudumuzdur. Gardınızı düşürmeyin diyorum o yüzden. Kalbinizin ekmeğini yiyin inşallah. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. O güzel kalbinizin karşılığını sizler de görün inşallah diyorum. Videomun sonuna geldim. Bugün görebildiklerim bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Yani sevdiklerimizin ve bizlerin sağlığı sınanıyor. Dilerim şu süreç bir an evvel biter. Başta sağlıkla kalmanızı temenni ediyorum o yüzden de. Sağlığınıza, kendinize, psikolojik sağlığınıza da çok dikkat edin arkadaşlar. Az kaldı geçecek inanıyorum. Sizler de inanın, umudunuzu yüksek tutalım inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.